Arkana yaslan ve rahatla. Gözlerini kapat. Bir yandan rahatlarken, bir yandan vücudunun gevşemesine de izin ver. Dikkatini çeken herhangi bir şeyin ya da her şeyin bu rahatlama sürecine yardım etmesine izin ver. Şimdi güzel, derin bir nefes al. Bir süre ciğerlerinde dolaşmasına izin ver. Ve yavaşça dikkatini nefesine vererek bırakabilirsin. Zihninde bir zamanlar tatil yaptığın veya birkaç dakikalığına orada olabileceğini hayal edebileceğin, seni ruhen dingin hissettirecek bir yer yarat. Rahat, keyifli, güvenli, hoşuna gidebilecek bir yer seç. İstersen bu yer kendi evin bile olabilir. Şu anda güvenli bir yerde olduğuna göre senden bedenini ayak parmak uçlarından başlayacak şekilde başının tepesine kadar şöyle bir taramanı isteyeceğim. Ayak parmaklarında derin bir gevşeme hissi başlıyor. Başlangıçta hissetmesen de biraz sonra bir yoğunluk hissetmeye başlayacaksın. Bu gevşeme hissi yavaş yavaş ayak bileklerine doğru yayılıyor. Kendini derin bir rahatlık ve huzur içerisinde hissediyorsun. Ayak bileklerindeki bu gevşeme hissi yavaş yavaş dizlerine doğru yükseliyor. Bu bölgedeki kas ve sinir sistemi iyice gevşiyor ve kendini daha rahat, huzurlu hissediyorsun. Şimdi dizlerinden yukarıya, bacaklarının üst kısmına yayılmaya başlayan gevşeme duygusunu hisset. Bacakların iyice gevşedi ve rahatladı. Bu bölgedeki kaslar ve sinir sistemi gevşiyor ve rahatlıyor. Aldığın her nefesle bedeninin daha çok gevşediğini ve rahatladığını hissediyorsun. Evet, aynen böyle. Harikasın, devam et. Şimdi bu gevşeme ve rahatlama duygusunun karnına ve kalçalarına doğru yayılmaya başladığını hisset. Aynı zamanda bu gevşeme hissi omuriliğinde ılık bir dalga gibi yayılmaya başladı. Omuriliğindeki sinir sistemi gergin iplikler gibi. Şimdi bu ipliklerin gevşediğini zihninde canlandır ve bedeninde hisset. Bu gevşeme hissi göğüs kafesine doğru yükselirken tüm iç organların sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yine sağlıklı bir biçimde kalp atışın yavaşlıyor. Evet, aynen böyle. Çok güzel. Nabız atışın da sağlıklı bir şekilde yavaşlamaya başladı. Evet, harika. Çok güzel.
Şimdi gevşeme hissi omuzlarına doğru çıkıyor. Bırak omuzlarındaki ağırlığı ve yükü. İzin ver dinlenmesine omuzlarının ve bedeninin. Bu gevşeme ve derin rahatlama hissi şimdi omuzlarından dirseklerine doğru yayılmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş kol bileklerine, ellerine ve parmaklarına doğru ilerliyor. Kollar sanki sana ait değil. Bacakların senin bacakların değil. Bedenin senin bedenin değil. Bırak, izin ver bedenin rahatlamasına ve içindeki özgürlüğü hisset. Gevşeme hissi şimdi boynuna doğru yayılmaya başladı. Boynundaki tüm kas ve sinir sistemi iyice gevşedi. Bu gevşeme yüzüne ılık bir dalga şeklinde yayılmaya başlıyor. Yüzündeki her bir kas kendini bırakıyor, gevşiyor ve rahatlıyor. Özellikle çene kasların iyice gevşiyor. Alın kasların, şakakların tamamıyla gevşedi. Kendini derin bir gevşeme içerisinde hissediyorsun. Şimdi gözlerinin üzerine çok tatlı bir ağırlık oturuyor. Bu ağırlığın artmasına izin ver ki derin bir huzura, mutluluğa ve arzu ettiğin yaşama doğru yolculuğa çıkabilelim. Saçlarının dipleri, başının tepesinde ve ense kökünde iyice gevşiyor ve rahatlıyorsun. İşte böyle. Tüm bedenin baştan aşağı gevşiyor ve rahatlıyor. Çok rahatsın. Derin bir gevşeme içerisindesin ve güvendesin. Şimdi 5'ten 1'e doğru saymaya başlıyorum. Her sayıda derin, derin, daha derin nefesler alacak. Rahatlık hissinin derin, derin, daha da derinleşmesine izin veriyor olacaksın. Ve ben 1'e ulaştığımda mümkün olan en rahat, en gevşemiş halinde olacaksın. 5. Derin bir nefesle derine iniyorsun. Dört. Derin bir nefesle derine, derine, daha da derine. Üç. Derin bir nefes daha ve aşağıya inişe devam. Şu anda neredeyse bedenini hiç hissetmiyor, içindeki özgürlüğü hissediyorsun. İki. Derin bir nefes daha. Şimdi tüm endişeler bir kenara.
hiç olmadığın kadar hafif, mutlu ve özgürsün. Ve bir, derin bir nefes daha. Ve şimdi ayak parmaklarından başının tepesine kadar gevşek ve rahatsın. İşte böyle. Şu anda tüm vücudun tepeden tırnağa kadar gevşedi ve rahatladı. İşte böyle. Harika bir duygu bu, değil mi? Şu andan itibaren ben senin bilinçaltına konuşuyorum. Ve bilinçaltın senin hayatında ihtiyacın olacak tüm değişiklikler için bu telkinleri alıp hayatına yansıtacak. İçinde bir duygu var. Bugün seni buraya getiren duygu. Seni bu çalışmayı yapmaya teşvik eden duygu. Şimdi ben birden ona doğru saymaya başlarken bu duyguyu gittikçe daha güçlü hissetmeye başlıyorsun. Bir. İşte sorununu yaratan duyguyu hissetmeye başladın bile. 2. Bu duyguyu gittikçe daha güçlü hissediyorsun. 3. Sanki bir barajın kapakları açıldı da bu duygu bedenine sular seller gibi dolmaya başladı. 4. İşte duygu bu duygu. 5. Şimdi bedeninin belli bir bölgesinde bunu daha güçlü hissediyorsun. 6. Duygunun şiddetinin artmasına izin veriyorsun. Şu anda bedenin tepki vermeye başladı bile. 7. Bu duyguyla beraber bu duyguyu yaratan geçmiş olaylar da canlanıyor. 8. Güçleniyor. 9. Yaşamında hissetmediğin kadar şiddetli hissediyorsun. 10. İşte duygun bu duygu. Bu duyguyu nerede hissediyorsun? Şimdi bedeninin bu duyguyu hissettiği alanına odaklanmanı istiyorum. Ve bedeninin o parçasının dili olsaydı sana ne anlatmak isterdi? Bunu sorar mısın o parçana? Şu anda vermiş olduğun tepkiyle sana hangi duygunu hatırlatmak istiyor? Çok güzel. Seni rahatsız eden duygunun artık farkındasın. Şimdi senden bu duyguya odaklanmanı istiyorum. Bu duyguyu hissettiğin, geçmişinde yaşadığın değişik olaylar var. Bu duygu geçmişine bir köprü oluşturuyor. Geçmişte böyle hissettiğin her olayla bağlantısı var. Şimdi geçmişteki bu olaylarla ilgili bir seyahate çıkıyoruz. Ben 5'ten 1'e doğru saymaya başladığımda sen yaşamındaki eski bir tarihe, bu duyguyu ilk kez hissettiğin geçmiş bir zamana doğru yolculuğa çıkacaksın.
bu duyguyu hissettiğin zamana gideceksin. Ve olayı sanki şu anda oluyormuş gibi yeniden yaşamaya ve hissetmeye başlayacaksın. 5. Geçmişe doğru gidiyorsun. O duyguyu hala içinde taşıdığın bir an, bir olay, bir sahne yavaş yavaş zihninde canlanıyor. 4. Gittikçe olayın içine giriyorsun. Sanki şu anda yaşıyormuş gibi hissetmeye başlıyorsun. 3. Şimdi sahne gittikçe açılmaya ve belirginleşmeye başlıyor. 2. Gittikçe daha net görmeye başlıyorsun. 1. Şimdi oradasın. İlk izlenimin neler? Evet. Gündüz mü, gece mi? Şu an neredesin? İçeride mi yoksa dışarıda mı? Yalnız mısın? Yanında birisi var mı? Şimdi senden ayaklarına odaklanmanı istiyorum. Ayaklarına bak. Ayaklarında ne var? Ayakları bastığın yeri hissetmeni istiyorum. Yavaş yavaş gözlerini ayaklarına, oradan etrafına çevirip bakmanı istiyorum. Giydiğin elbiseye, bulunduğun ortama ve etrafındaki kişilere yavaş yavaş bakmanı istiyorum. Evet, gittikçe daha net bir şekilde görmeye başladın bile. Evet, bu sahne senin geçmişinde yaşadığın sahnelerden bir tanesi. Bırak sahne yavaş yavaş kendi akışında ilerlesin. Neler oluyorsa bırak olsun. Evet, işte böyle. Şu anda olaylar kendiliğinden akıyor. Ve sen içinde o duyguyla bağlantılı tüm olayları görüyorsun. Ne hissetmişsen, ne yaşamışsan, onların hepsini sen şu anda içinde hissediyorsun. Oradaki küçük sana bir şey sormanı istiyorum. Bu sahnenin senin biraz önce hissettiğin sahneyle olan bağlantısını sana söylemesini iste. Orada yanlış anladığın şey nedir? Bunu gör. Duygunla bağlantılı ilk sahneye ulaştık ve onu gördük. Şimdi senden bu duygunla bağlantılı yaşamında, geçmişinde başka bir olay, başka bir sahne var mı? Bunu öğrenmek için yeniden geçmişine bir yolculuk yapmanı isteyeceğim.
dikkatini duyguna yoğunlaştır. Ve ben 5'ten 1'e doğru sayarken sen daha önceki bir zamana aynı duyguyu hissettiğin daha önceki bir tarihe doğru gideceksin. 5. Geçmişe doğru gidiyorsun. Bu duyguyu hala içinde taşıyan bir anı, bir olay, bir sahne yavaş yavaş zihninde canlanıyor. 4. Gittikçe olayın içine giriyorsun. Sanki şu anda yaşıyormuş gibi hissetmeye başlıyorsun. 3. İşte şimdi sahne gittikçe açılmaya ve belirginleşmeye başlıyor. 2. Gittikçe daha net görmeye başlıyorsun. Ve 1. Şimdi oradasın. İlk izlenimin neler? Evet. Gündüz mü, gece mi? Şu anda neredesin? İçeride mi yoksa dışarıda mı? Yalnız mısın? Yanında birisi var mı? Şimdi senden ayaklarına odaklanmanı istiyorum. Ayaklarına bak. Ayaklarında ne var? Ayaklarını bastığın yeri hissetmeni istiyorum. Yavaş yavaş gözlerini ayaklarına, oradan etrafına çevirip bakmanı istiyorum. Giydiğin elbiseye, bulunduğun ortama ve etrafındaki kişilere yavaş yavaş bakmanı istiyorum. Evet, gittikçe daha net bir şekilde görmeye başladın bile. Evet, bu sahne senin geçmişinde yaşamış olduğun sahnelerden bir tanesi. Bırak sahne yavaş yavaş kendi akışında ilerlesin. Neler oluyorsa bırak olsun. Evet, işte böyle. Şu anda olaylar kendiliğinden akıyor. Ve sen içinde o duyguyla bağlantılı olan tüm olayları görüyorsun. Ne hissetmişsin? Ne yaşamışsın? Sen şu anda tüm bu duyguları içinde hissediyorsun. Oradaki küçük sana bir şey sormanı istiyorum. Bu sahnenin senin biraz önce hissettiğin sahneyle olan bağlantısını sana söylemesini iste. Oradaki yanlış anladığın şey nedir? Bunu gör. Çok güzel. Şimdi seni rahatsız eden duygunun kaynaklarına ulaştık. Şimdi senden istediğim, seni en çok rahatsız eden olayın biraz daha ilerisine gitmen. Olayın olduğu zamanın birkaç saat ilerisine veya birkaç gün ilerisine. Evet, harika. Şimdi senden oradaki küçük sana sarılmanı ve sevgilerini sunmanı istiyorum. Oradaki sana sevgiyle sarılmanı, iyi ki varsın demeni istiyorum. Ona iyi ki varsın de.
sen olduğun, bu deneyimleri yaşadığın için ben varım. Seni çok seviyorum. Her zaman senin yanındayım. Sen ne yapmış olursan ol, ben her zaman seni seveceğim. Ve ben her zaman seni sevdim. Ve her zaman ben senin yanındayım. Kalbinde pembe ışıklar çıktığını ve oradaki senin tüm vücudunu kapladığını gör ve hisset. Şu anda sahip olduğun tüm bilgi birikimini ona aktar ve onu rahatlat. İşte böyle, çok güzel. Şimdi senden oradaki küçük senin elinden tutup birlikte rahat ve kendinizi güvenli hissedeceğiniz bir yere oturmanızı istiyorum. Ve seni en çok rahatsız eden olayı bir film izler gibi uzaktan izlemenizi istiyorum. Yanındaki küçük çocukla birlikte filmi üçüncü göz olarak izleyin. Ve gerektiği yerde o küçük çocuğa gerekli açıklamaları yaparak olaydaki yanlış anlaşılmaları düzelt. Şimdi yeniden içindeki duygulara bakmanı istiyorum. Ne hissediyorsun? Şu anda hislerinde bir azalma var mı? Olayları üçüncü bir göz olarak izlemek, aslında olayın hiçbir etkisi, anlamı olmadığını anlamanı sağlayacaktır. Ve sen de bunu yaptın. Sen olaylara, olduğu zamanda hissettiklerine göre tepki verdin. Ve o anki duruma göre olayı etiketledin ve duygu yükledin. Ama biliyorsun ki artık olaylar gerçekte o gün gördüğün gibi değil. Ve sen artık bunun farkındasın. Ve sen artık o gün hissettiğin, seni rahatsız eden tüm duyguları kolaylıkla bırakmaya hazırsın. Ve bunu rahatlıkla yapabilirsin. İşte böyle. Evet, şimdi senden seyretmiş olduğun filmi geriye sarmanı ve yeniden seyretmeni istiyorum. Biliyorsun ki eski videolarda geri sarma işlemi ekranda görüntü varken yapılır. Şimdi sen de filmi geriye sararken ekranda görüntüleri görüyorsun. Hareketler geri geri çok ilginç değil mi? Aynı zamanda sesler de çok garip. Evet, filmi başa sardık. Biliyorsun ki hiçbir film ikinci kez seyredildiğinde ilk seyredildiğinde olduğu kadar heyecan yaratmaz. Çünkü filmdeki sahneleri ve aksiyonların hepsini biliyorsundur. Evet, şimdi film yeniden oynamaya başladı. Yanındaki senin ve kendinin tepkilerine bak. Tepkilerin ne kadar değişti? Artık oradaki olaylar seni eskisi kadar rahatsız etmiyor, değil mi? Çok güzel. Film bitti. Ama artık seni rahatsız eden duygu da çok azaldı. Hatta yok gibi.
Şimdi senden filmi tekrar geri sarmanı istiyorum. Ve filmi geri sararken ilginç bir şeyler oluyor. Film geri sarılırken daha önceki ileri geri sarmadan dolayı filmdeki görüntüler siyah beyaz hale gelmiş. Geri sararken sen filmi siyah beyaz olarak görüyorsun artık. Hareketler geri geri, konuşmalar anlaşılmaz ve çok komik. Yanındaki küçük çocuk kahkahalarla gülüyor. Ve geri sarma işlemi bitti. Ve filmi son olarak yeniden izlemeye başlıyorsun. İlginç bir şeyler oluyor. Film siyah beyaz ve hareketler çok garip. Sanki bir komedi filmi izliyorsunuz ve kahkahalarla seyrediyorsunuz. O filmde sizi rahatsız eden en önemli görüntüye geldiğinizde filmi durdurup fotoğraf haline getiriyorsunuz. Evet, 10'a 15 ebadında siyah beyaz bir fotoğraf. Şimdi o resme bakarken resmin ileri ve geriye doğru hareket ettiğini görüyorsunuz. Evet, resim senden uzaklaşıyor. Veya resmi kendine yaklaştırıyorsun. Ve bunları yaparken hislerine ve duygularına bakıyorsun. Evet, artık hiçbir şey hissetmiyorsun. Resmi yeniden kendine yaklaştırıyorsun ve resmi eline alıyorsun. O resimde sevdiğin bir şey ya da birisi varsa, o resimden makasla kesip oradan çıkartıyorsun. Onu ayrı bir yere koyarken geriye kalan fotoğrafın etrafına kartondan bir fon yapıp yeniden resim haline getiriyorsun. Evet, resme bakarken bir şeyi fark ediyorsun. Bugüne kadar seni rahatsız eden şey. Aslında şu anda bir kağıt parçasının üzerinde. Evet, doğru. Hepsi bir kağıt parçasının üzerinde. O zaman seni rahatsız eden bu olayı hayatından tamamen çıkartmak ister misin? Harika. O zaman çok basit bir şey yapmanı istiyorum. O resmi istediğin şekilde yok etmeni. Yakmanı, yırtmanı ya da başka bir şey. Ne istiyorsan onu yap. Evet. İşte her şey bu kadar basit. Şimdi senden o seni rahatsız eden olaya bakmanı istiyorum. Şu anda orada seni rahatsız eden hiçbir şey yok, değil mi? Evet. Şimdi senden bilinçaltının yardımıyla oradaki olayı senin kendini mutlu ve huzurlu edeceğin ve sana olumlu yönde katkıda bulunacak bir şekilde biraz önce o resimden çıkarttığın kişiyi de ekleyerek yeniden bir senaryo yazıp istediğin şekilde film olarak oynatmanı istiyorum. Evet, oradaki sahne şu anda sen nasıl istiyorsan, nasıl hissediyorsan o şekilde yeniden senaryosu yazılıp oynanıyor. Ve sen
yanındaki küçük senle beraber seyrediyorsunuz. Renkler capcanlı. Harika, çok güzel bir film. Evet, şimdi film bittiğinde oradaki küçük çocuk da sen de kendinizi rahatlamış, huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz, değil mi? Çok güzel. İşte böyle. Şimdi senden o küçük çocuğun elinden tutup o filmin içine girmenizi istiyorum. Ve o küçük çocuk yeni yaratmış olduğunuz filmin içinde oynarken filmdeki tüm olayları kendi gözünden hissederek oynamasını seyret. Oradaki o küçük çocuk kendine çok güvenli ve rahat. Evet, harika. İşte böyle. Şu anda oradaki çocuktaki algı değişikliği tüm yaşamında bir hikaye hassasiyeti yaşayarak şimdiki sana kadar geliyor. Evet, harika bir duygu değil mi? Ve sen bunu bedeninde ve ruhunda hissediyorsun. Evet, film bitti. Ancak oradaki çocuğun gözlerindeki pırıltıyı hissediyorsun. Ve oradaki çocuk sana şunları söylerken sen bu durumu tüm bedeninde ve ruhunda hissediyorsun. Ben değiştim. Ben değişirken sen de değiştin. Çünkü ben senim, sen de bensin. Ben senin kalbinde yaşıyorum. Tüm duygularının kaynağı olan o yerde. Evet, harika. Şimdi senden o çocukla el ele tutuşup geleceğine bakmanı istiyorum. Ne görüyorsun? Aydınlık, güzel bir yol ya da başka bir şey? Eğer önünde seni rahatsız eden başka bir konu varsa bu çalışmayı tekrarlayabilirsin. Şimdi senden istediğim, oradaki küçük çocuğa sarılıp sevgilerini ilettikten sonra ona veda etmen ve şimdiye doğru yola çıkma. Ve şimdiye doğru gelirken yaşamının tüm evrenin üzerinden geçmen. Yaşadığın tüm evrenin üzerinden geçerken kendini seyretmen. Kendindeki değişiklikleri görmen. Yaşadığın evrenin üzerinden geçerken elindeki peri çubuğunu sallayarak sahip olduğun tüm özellikleri oradaki sana aktarman. Evet, tüm yaşamın üzerine şu anda yapmış olduğun değişiklikleri bir peri tozu gibi aktarman. Evet, harika bir seyahat yapıyorsun. Ve yaparken de tüm geçmişine şu anda yeni düşünce ve algı sistemini yüklüyorsun. Harika değil mi? Tüm yaşamına uçaktan bakar gibi bakarak resim izler gibi seyretmek. Evet, şimdiye dek göremediğin birçok şeyi çok daha rahat bir şekilde görüyorsun ve artık buradasın. Şimdi senden şunu yapmanı istiyorum. Daha önce seni rahatsız eden olayla ilgili olarak yaşamında bir olayı canlandırmanı ve tepkilerine bakmanı istiyorum. Olayları hissederek canlandır.
tüm duygularını devreye sok. Görüntü, ses ve dokunma. Tüm duygularını kullanarak olayı canlandır. Ve içine dön. Ve bak, neler hissediyorsun? Harika. Kendini çok iyi hissediyorsun, değil mi? Çok güzel. Şu andan itibaren yeni bir davranış biçimine sahipsin. Yeni bir seçeneğin var. Şu andan itibaren yepyeni bir hayata başlıyorsun. Her gün, her alanda daha iyi, daha iyi oluyorsun. Farkında olarak her gün ve her gün daha iyiye doğru gidiyorsun. Olayları daha berrak görerek, her gün iyileşme gösterdiğini bilerek ilerliyorsun. Kendini gelecekte hayal etme kapasiten var. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, başarılı ve bolluk ve bereket içerisinde hayal etme kapasiten. Bunu yapabilirsin. Bunu yaptıkça istediğin her şeyi hayatına kolaylıkla çekebilirsin. Tüm bu söylediklerimi senin hatırlamana gerek yok. Ama bilinçaltın ve koruyucu meleğin seni idare etmeye devam edecek. Bu her saat sürecek, her gün hatta her yıl. Ve sen gelişme gösterirken, ilerlerken kendinden çok eminsin. Güvendesin. İstediğin her şeyi hayatına kolayca kabul ediyorsun. Yaratıcılığını kullanarak istediğin her şeyi hayatına çekebiliyorsun. İstediğin şeylerin hayatına gelmesine izin veriyorsun. Harika bir duygu, değil mi? Bundan sonra farkında olarak her gün ve her gün daha ileriye doğru giderken, olayları daha berrak görerek, her gün iyiye doğru gelişme gösterdiğini bilerek, daha güçlenerek, daha akıllanarak, yaşama karşı daha anlayışlı olarak, ailende ve toplumda yaşadığın özel rolün amacını anlayarak farkındalıkla ilerleyeceksin. Sen tümsün. Olduğun halinle mükemmelsin. Güçlüsün. Sevgi dolusun, uyumlusun. Huzurlusun ve çok mutlusun. Kendine güvenin tam. Şimdi artık tam olarak olumlusun. Olumsuzluk artık geçmişinin bir parçası. Senin için olumlu duyguları ve olumlu düşünceleri korumak çok kolay. Uyuduğun zaman çok rahat uyuyacaksın. Ve çok iyi rüyalar göreceksin. Her sabah aynı bilinçle uyanacak, kendini çok iyi hissedeceksin. Her gün kim olduğun konusunda kendini gerçekten çok iyi hissediyorsun. İyi ve değerli bir insansın. Kendinle gurur duyuyorsun. Kendin olmakla gurur duyuyorsun. Çünkü sen ilginç, değerli ve özel bir insansın. Her zaman yapabileceğinin en iyisini yapıyorsun. Ve bu harika. Kendini daha rahat hissetmen ve kim olduğunu bilmen, insanlara seni tanıma ve seni bilme şansı veriyor. İnsanlarla daha keyifli, daha rahat sohbetler yapıyorsun.
onlara kendinden, fikirlerinden ve düşüncelerinden bahsediyorsun. Şimdi her şeyin daha iyi olduğu, başarılı, özel, zeki ve yetenekli olduğun bir geleceğe bakıyorsun. İyi şeylerle, iyi insanlarla, iyi fırsatları yakaladığını görüyorsun. Harikasın, daima hatırla. Beynimiz hayal ile gerçek arasındaki farkı hatırlayamaz. Yaptığın her değerli çalışma, yaşamına ektiğin harika tohumlardır. Hayatın devam ettikçe, ektiğimiz her tohum, sevgiyle hızla büyüyerek, güçlenerek, senin hayatına olumlu etkiler yapmaya devam ediyor. Hayatın boyunca daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı ve daha başarılı bir insan oluyorsun. Şu andan itibaren her sabah uyandığında, yataktan kalkmak için ayaklarının yere değdiği anda, kendine duyduğun güven, kendine duyduğun sevgi, kendine verdiğin değer, içindeki huzur ve neşe bir önceki günden iki kat daha artmış olacak. Ve sen bunu fark ediyor olacaksın. Şu andan itibaren bu çalışmayı her dilediğinde kendini bir öncekinden derin, daha da derin bir gevşeklikte bulacaksın. Şu andan itibaren ismini her duyduğunda içindeki yaşam sevinci, yaşam gücü, yaşam enerjin bir önceki ismini duyduğundan iki kat daha artmış olacak. İşte böyle. Artık dönüş zamanı. Bu çalışmaya her dilediğinde bilinçaltının yapması gereken değişiklikleri kalıcı bir şekilde yapacak ve sen de bunu kalıcı bir şekilde hissediyor olacaksın. Birazdan birden üçe kadar saydığımda gözlerini açabilirsin. Gözlerini açtığında kendini çok rahatlamış, gevşemiş ve huzurlu, güvenli, başarılı ve mutlu hissediyor olacaksın. Ve bu duygular kalıcı olacak. 1. Yavaş yavaş buraya dönüyorsun. 2. İstersen gerinerek, keyifli ve neşe içerisinde gülümseyerek. 3. Gözlerini aç ve yarattığın yeni hayatı sevinçle karşıla. Hoş geldin. Huzur kalbinde olsun. İyi ki varsın.